Konumuz bugünlerin çok yaygın bir sorunu, sağlık sorunu grip. Malum Sağlık Bakanlığı artık 3 türü birlikte panel diyorlar onlar ele alıyor. Çünkü hepsi yaşanıyor. Korona, bildiğimiz grip ya da influenza, bir de bir diğer hastalık var. Ve okullarda çocuklar en fazla bu grip hastalıklarına yakalanıyorlar. Neler yapılmalı? Bu sorunun yanıtını aradık. Enflazanın daha yaygın olduğunu söylemek mümkün. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Özellikle okul çağı çocuklarında grip vakalarının bugünlerde yeniden arttığını görmekse mümkün. Koronavirüs salgınına bir de grip eklendi. Hastalık tehdidi daha da arttı. En çok etkilenenler uzun süre birlikte vakit geçiren çocuklar. İki tip vaka karşımıza çıkıyor. Birincisi soğuk algınlığı dediğimiz hafif ateş, burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı seyreden hastalıklar. Bir de bir, biraz bunun ağız, ağır formu olarak değerlendirebileceğimiz influenza sınıfındaki hastalık. O biraz daha yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Galip Erdem vakaların artmasını normal olarak değerlendirdi. Riskli gruptaki çocuklar için aşıyı işaret etti. Eğer ki risk grubundaysak diyelim çocuğumuz astımsa veya kalp hastalığı varsa grip aşısı öneriyoruz. Grip aşısının bir önceki yılın e, mikrobuna karşı bir aşı olmakla beraber koruculuğu e, oldukça yüksek. Düşmeyen ateş, geçmeyen öksürük bu belirtiler varsa mutlaka hekime gidilmeli. İnfluanzadan sonra gördüğümüz, tabii altında başka hastalık yatan çocuklarda bu daha çok oluyor. Bu şikayetler biraz daha kronikleşebiliyor, e, uzun sürebiliyor. Mutlaka hekime müracaat edip ona göre uygun tedavi şeklini yapması gerekir. Hastalıktan korunmak içinse 4 altın kurala dikkat şart. Güzel bir sabah kahvaltısı hastalıkları önleme açısından çok 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 önemli. Temizlikten hijyenlerini mutlaka çok dikkat etsinler. Mevsim sebzelerini, mevsim meyvelerini mutlaka yiyelim Çünkü onlarda bizim ihtiyacımız olan bütün vitaminler ve mineraller var ve salgının yayılmasını önlemek için çocuğumuz hastaysa evde tutmamız lazım yani okula gönderip ikinci bir hastalıklara sebebiyet vermememiz lazım Cumhuriyet Halk Partisi sözleşmelilere kadro düzenlemesini eleştirdi. Tüm kesimi kapsamamasına tepki gösterdiler. CHP'li Gamze Akküş il gezdi ve Veli Ağbaba pek çok kesimin güvenceli çalışma hakkından mahrum kalacağını söyledi. İki isim Kültür ve Turizm Bakanı'nı sanatçılara verdiği sözü unutmakla suçladı. Kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi geldi. CHP düzenlemenin tüm sözleşmeli personeli kapsamamasını eleştirdi. Ayrımcılık yapılıyor dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş ilgezdi. Sözleşmeli sanatçıların kapsam dışı bırakılmasını gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi. Kültür ve Turizm Bakanı canlı yayında sözleşmeli sanatçıların diğer kamu kurumlarındaki sözleşmelilerle birlikte kadroya geçeceğini açıklamış ve insanlara umut vermişti. Ancak bakan verdiği sözü unuttu. Cumhurbaşkanı sözleşmeli sanatçıların kapsam dışında olduğunu açıkladı. CHP'den bir diğer açıklama ise Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba kadro dışı bırakılan sözleşmeli personelle ilgili bazı verileri paylaştı. Pek çok haktan mahrum kalacaklar dedi. Askeri personel, akademik personel, kamu iktisadi teşebbüsleri personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileriyle personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Bu durumda kamuda sözleşmeli personel arasında ayrım devam edecektir. Memuriyet hakkı kapsamı dışında kalan meslek çalışanları yine tayin hakkından, görevden yükselme hakkından ve her türlü iş güvencesinden mahrum olarak çalışmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Partinin genişletilmiş ilde il başkanları toplantısında konuştu. Bu konuşmayı ekranlara getirdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sözleşmeli personelin kadroya. E Geçirilmesiyle ilgili olarak haber e, yarım kalmıştı. Bu haberi tekrar veriyoruz ve sunuşu da tekrarlıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna gerek duydu. Yaklaşık 197 bin personel hemen kadroya alınacak birinci ayrıntı. Başka ayrıntılar kadroya geçmek istemeyenlerle ilgili, kurumlar arası nakillerle ilgili ve kadroya geçemeyeceklerle ilgili. Kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi kabine toplantısı sonrası duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Düzenleme ile hali hazırda görevde bulunan 657 sayılı devlet memurları kanununun 4 Taksim B maddesindeki yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Evet. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Biraz, biraz. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri son erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arasında yapılabilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, kit personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, sağlık bakanlığı yöneticileriyle personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Biz de çalışma hayatıyla ilgili haberlere devam ediyoruz. Geçmişte de ilgi yoğundu ama son zamanlarda daha da yoğunlaştı bu ilgi. Emekli olursam maaşım ne kadar olur sorusunun yanıtını aramak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili internet sitesi ciddi bir yoğunlukla karşı karşıya. Bu daha önce de vardı. Geliştirdiler herhalde. Çıkan tutar kesin mi? Esas olan emekli olduktan sonra kurumun hesaplayıp size gösterdiği belge tutar yani. Yeni emekli olacaklar emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir uygulamaya imza atarak bu kafa karışıklığını gideriyor. Ocak ayında yapılacak zamlar sonucunda yeni emekli maaşı fiyatlarının ne olacağı merak konusu. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların aklındaki en önemli soru emekli maaşım ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu bu sorunun cevabını emekli olursam maaşım ne kadar olur uygulamasını faaliyete koyarak yanıtlıyor. Kullanıcılar emekli maaşı hesaplama uygulamasıyla ortalama emekli maaş miktarını öğrenebilecek vatandaşlar internet tarayıcısına sgk aylık hesaplama yazıp aratarak sgk maaş hesaplama uygulamasına giriş yapabiliyor. Uygulamaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusun bulunduğu il ve doğum tarihi bilgileriyle giriş yapılıyor. Açılan pencerede ilk olarak sorgula butonuna basılıyor. Ardından hesapla butonuna basılarak emeklilik hesaplaması yapılıyor. Kullanıcıların internette en fazla yaptığı aramalar arasında bulunan emekli maaşı hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Uygulamayla kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.